Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Harry Potter Sihir Uyanıyor oynayacağız. Oyunumuz erken erişim olarak yayınlandı. 10 günlük bir süre boyunca sadece oynayabileceğiz. Ben indirme linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Ama herkes erken erişime dahil edilmemiş olabilir. Siz o linkten indiremeyebilirsiniz. Onu şimdiden söyleyeyim. Elimden geldiğince videoyu size hızlı ulaştırmaya çalıştım. Geciktiysem de kusura bakmayın dostlar. Oyun normalde tam sürüm olarak yayınlandığında %90 Türkçe olarak yayınlanacak. Ama şu an Türkçe değil. Bir girelim bakalım Harry Potter Sihir Uyanıyor nasıl bir oyunmuş? Hadi geçiyoruz. Enter Hogwarts. Ne diyor bu? Yaşını mı soruyor? Tamamdır abi, yaşımızı söyleyelim. Artık yaşlandık. Bunların hepsini Türkçe olarak dinlemek çok güzel olacak dostlar ama şu an hiçbirimiz bunları net bir şekilde anlamadığımız için çok da dinlemenin bir anlamı yok. Bir mektup geldi. Oyunun grafikleri çok tatlı. Şimdi hemen ismimizi girelim. Abicim ben Serdar Torlak. Tamamdır. Kabul ettin değil mi? 12'de 12 doldurduk. Etmiştir. Kimse de almamış. Duvarı kırıyoruz şu an. Acaba duvarı kırınca ne olacak? Anladım. Bu trenden geçiş sahnesi vardı ya, hatırlarsınız hepiniz o ikonik sahneyi. Biz de dokuna dokuna geçtik. Evet, şu an tipimizi yaratacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım birazcık özgürlükçüyüzdür. Oyun olarak özgürlükçüyüz. Ben kişilik olarak zaten özgürlükçüyüm de. Nasıl bir tipleme? Tiplemeyi seçemiyor muyum? Gerçekteki Harry Potter'a biraz benziyor ama ben galiba şu tiplemeyi sevdim. Şimdi kıyafetimizi mi seçeceğiz? Makyaj yapacağız. Yüz tipimizi falan değiştireceğiz. Oyunun bu taraftaki animasyon tarafını çok güzel yapmışlar. Yani gerçekten bir rol yapma oynuyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz. Saç tipimiz. Böyle biraz dağınık olsun mu, ne diyorsunuz, yoksa bu toplu saç tipi iyi mi? Ya da şöyle, ya da şöyle. Bu da güzel ama çok gotik. Beğenmedim ya. Galiba şunu dağınık olmasını istiyorum. Dağınık olması daha çok hoşuma gitti. Saç rengini ne renk yapalım? Şöyle ilginç renkler var mı? Böyle büyücülere yakışır. Bence bu mor renk güzel. Yüz tipimiz, göz tipiymiş bu, pardon. Animeden fırlamış gibi bir göz yapabilir miyiz? Ulan bu yüz mü göz mü anlamadım. Yüz göz, ikisi de aynı herhalde. Çok güzel, bunu gayet sevdim. Şimdi işte gözü ayarlayabiliyoruz. Bu daha güzel. Rengi ne olsun? Of, kırmızı çok tatlı. Kırmızı en güzeli. Çil falan da ekleyebiliyoruz. Lan bu kadar detaylı yapacak ne yaşadınız? Çil olmasın da şöyle bir kızarıklık olabilir. Dudak rengimiz biraz siyah olsun. Abi ben tam bir gotik büyücü yaptım ya. Harry Potter gözlüğü taksak mı ki? Abi bir dakika dur. Yanlışlıkla şeyi açıp duruyorum. Bu gözlük benim çok hoşuma gitti. Ben bu tipi tuttum. O kadar göz ayarladım ama olsun, en azından bu tip daha tatlı. Abi serbest bir şekilde burada dolaşabiliyorsak mükemmel olur. Gördüğüm kadarıyla da dolaşabiliyoruz. Oo çok iyi. Geldim kardeşim, lan bu adam gerçek hayatta da öldü ya. Geçen de haberini okumuştum. Adını tam olarak hatırlamıyorum ama adam ölmüş abi. Burada şey seçiyor olmamız lazım. Sihirli değneğimizi. Dükkan tasarımı çok benziyor. Evet doğruymuş, sihirli değneğimizi seçiyoruz. Bu arada hepsini filmden hatırlıyorum ha. Oyunun bir betasına katıldım ama gerçekten hatırlamıyorum o betasında ne yaptık ne ettik. Abi değneğimizi de kendimiz tasarlamıyoruzdur herhalde. Nice. Bizim değneğimiz bu. Bence gayet güzel. Benim değneğim diye demiyorum. Hadi kardeşim, burada çöp çatanla ayıracak vaktimiz yok. Tamam sen beğenmiş olabilirsin kız ama benim burada işim var, gücüm var. Benim büyü yapmam lazım. Oyunun aksiyon tarafını keşfetmem lazım. Evet işte bu taraftan bahsediyorum dostlar. Oyun aslında strateji tabanlı bir RPG oyun. Aynı zamanda kart savaşı olarak nitelendirilebilir. Burada bakın şöyle hareketler edeceğiz. Birazdan kartımız geldi, evet. Mesela bu karta tıklıyorum. Bu kartı böyle sürüklüyorum ya. Bakın gördüğünüz gibi yeteneği istediğim gibi konumlandırabiliyorum. Yani bu bile zaten oyuna ayrı bir stratejik hava katıyor. Ben oyunun bu yönünü çok sevdim bakın. Herkes böyle biraz daha aksiyon bazlı savaş isteyebilir ama bence gerek yok. Şimdi hareket etmeyi gösteriyor bize. Hareket kartımız var. 30 tane hareket hakkımız varmış. Bu da kaçıp saldırı yapabileceğimizi gösteriyor. O yüzden dikkatli kullanmakta fayda var. Evet, bir tane daha yetenek geldi. Of, ama büyü animasyonları çok güzel. Acaba şu an grafikler full ayarda mı, onu çok merak ediyorum. Tıklamanıza bile dikkat etmeniz lazım ya. Sal abi şuraya şu büyüyü. Teklediğim gibi bir şey oldu. Şuraya geç.
Buraya sal abi şunu. Nice. Şimdi şuraya geçeceğiz. Sonra da şu büyüyü atacağız. Bu zaten knockout. Bence gayet güzel oynanıştı Nemi abi. Yani beğenmiyor olabilirsiniz. Aranızda beğenmeyen de olabilir ama ben bu tarz farklı denemeleri seviyorum dostlar. Hem oyunun bir aksiyon tarafı var, hem bir kart savaşı tarafı var, hem de bir stratejik tarafı var. Bu bence oldukça tatlı. Buradaki tüm hikayeler Türkçe olduktan sonra kanalda özel serisi gelecek dostlar. Şu an biz birazcık beta'yı deneyimliyoruz. Bu ne lan? Yetenek mi? O kart mı? Kart tasarımları böyleyse çok güzel. Bakın burada tüm büyülerin detaylarını da görebiliyoruz. Nasıl kullanıldıklarını, ne işe yaradıklarını. Bu çok iyi olmuş. Hani kart çizimlerine bile böyle özen göstermeleri bence mükemmel. Ki bu oyun Türkçe olunca Türkiye'de çok tutacak gençler. Eminim yani. Çünkü Türkiye'de de hatta sayılır derecede Harry Potter hayranı var. Şimdi baykuşumuzu seçeceğiz. Hangi baykuşu alsak? Evet tabii ki bu daha güzel ya. Come with me. Gel benimle dostum. Brown Fish Oval. Baya farklı tipleme var yani. Gerçekten buna neden dikkat ediyorum dostlar biliyor musunuz? Çünkü bu oyunun Türkçe çıkacağını inandığım ve düşündüğüm için yani böyle de bir vaatte bulunuyorlar. Çıkacağını da gerçekten düşünüyorum. Tüm bu karakterlerle etkileşime geçmek, onların hikayelerini onlarla sohbet etmek ve onlara nazaran kararlar verebilmek bence mükemmel olacak. Nereye oturalım? Bakın burada bile özgür bırakmış bizi. Kimin yanına oturalım? Şunun yanına oturalım. Bu bizim en iyi dostumuz olsun abi. Baya çalışkan. Oo, biz kızın yanına oturmuşuz. Ben kızı burada tamamen görmedim. Biz Robin'in yanına oturuyoruz şu an. Oturmamıza izin vermedi mi lan o? Ben de buraya otururum abi. Kanka sen bari izin ver. Sonunda bir oda izin vermeyecek zannettim bir an ama ne oldu orada gerçekten anlamadım. O diğer konuşmada hayır dedi galiba. Oha seçim yapılıyor lan şu an. Şapkayı giydim. Hufflepuff çıktı. Tamam abi Hufflepuff'ı kabul edeceğim. Seçersem değiştiremiyorum ama ya. Bir kere daha yapabiliyor muyuz? Ha ya diyor ben seçeyim. Beni Hufflepuff olarak seçti. Gryffindor seçeceğim. Seçebiliyor muyum? Evet Gryffindor seçeceğim. Tamam tamam Gryffindor seçelim abi. Ayarları yeni gördüm ya. Biz kendimiz ayarlayalım şimdi. Bakalım. Her şey en yüksekte mi oynuyormuşuz lan? Yok hayır işte bu frame rate önemli abi. En yüksek ayarı alacağız. En yüksek. Şu an her şey en yüksek ayarda. Ha şöyle ya FPS'imiz arttı biraz. Şu an hani kaç FPS alıyoruz? 144 FPS gösteriyor ama Xiaomi beni kandırıyor da olabilir. Çok inandırıcı gelmiyor. Ama gayet akıcı bir şekilde oynuyoruz. Biz onu kendimiz hatırlarız zaten. Giriş yapalım abi. Oyunun içerisinde hesap oluşturmanızı istiyor lan. En başta bir Google Play girişi falan koysaydın ya. Neyse hemen bir hesap oluşturayım geri dönelim. Çok hızlı bir şekilde oluşturdum dostlar. Yani e-posta mı istedi yaşımı sordu. Otomatik bir ad verdi. Onu sonra değiştirebiliriz yüksek ihtimal. Burada takip edelim hemen. Lan baya baya ders görüyoruz biz anlatıyor. Bunlar bu öğrendiğimiz derslerde falan bize büyü öğretecekler mi ki? Acaba kart kazanacağız mı? Hayal dünyasına daldık şu an. Aa hatırlıyorsunuzdur bu sahneyi tuvaletteki o troll sahnesini dostlar. Şu an derste öğrendiklerimizi uygulayacağız galiba. Blok yetenekleri. Şöyle saldıralım. Evet. Bu yeteneklerin özelliklerini okumak o yüzden çok önemli olacak. Şimdi doğrudan bazı kartları kullanmak çok daha önemli olacak galiba. Savaşıyor. Şimdi hangi kartı kullanmamızı istiyor? Ben bunu kullanmak istiyorum mesela. Şimşeği kullanmamı tavsiye ediyor. Tamam kullanalım abi. Abi kartların bu şekilde doğrudan animasyonlarının gözükmesi çok tatlı olmuş ve hepsi gerçekten çok iyi duruyor. Şimdi trolü öldür diyor bize abi. Tamam trolün öldürmeme şansımız yok. Şunu da salladık mı? Böyle öne doğru gelir diye düşünüyorum ama troll hiç gelmiyor. Gelmediği için ben direkt saldırı yeteneklerini üzerine fırlatacağım. Heh, geliyor. Geldiği için hemen şunu sallayacağım. Sonra da yine bu sandığımı sallayacağım. O sandığıma saldırırken ben uzaktan buna bu şekilde saldırmaya devam edeceğim. Troll kardeş ne oldu lan? O sahnede burnuna sokuyordu değil mi bu değneği? Acaba bu sahnede de sokacak mı? Çok merak ediyorum o yüzden izliyorum. Aranızda oynayan var mı bilmiyorum ama bence bir deneyin dostlar. Bu oyunun kötü olma ihtimali yok gibi bir şey. Oo bak öğrendiği büyülerden birini yaptı. Aynı filmdeki gibi. Oo yeni bir yetenek kazandık. Bunun var ya çok güzel serisi çekilir ya. Hani umarım en kısa sürede erken erişim olarak yayınlanır ama bu 2023 başları gibi duruyor dostlar. 2022 bitmeden yayınlayacaklarını zannetmiyorum.
Şimdi ilerleyelim bakalım. Şurada bir konuşmaya şahit mi olacağız yine? Geçelim. Evet, büyük kitabımızı açtık. Burada tahmin ettiğiniz gibi desteler var dostlar. Şimdi bu desteleri bizim kullanım şekillerimize göre ekleyeceğiz. Bakın şu yeni geleni ekledik. Bir tane daha ekledik. Bir tane daha ekledik. Kullanabileceğimiz tüm kartları ekledik. Acaba bu kartları geliştirme olayı var mı? Genelde bu tarz RPG'lerde geliştirme olayı olur. Online olacağını biliyorsunuzdur dostlar galiba. Yani diğer oyuncularla online müsabakalara da katılacağız. İlk başta söyledim mi hatırlamıyorum ama oyunun büyüsüne kapıldım. Online olarak oynanacak maçlar yapacağız yani. Şu an online'a mı sokuyor beni bilmiyorum ama. Evet, şu an mükemmel bir düel. O kıl çocuk lan, ben bunu trendi görmüştüm bu çocuğu, hatırlıyor musunuz? İsmini tam olarak hatırlamıyorum ama ilk kitabı sallayacağım buraya. Güzel. Ooo, karşılıklı canavarları bu şekilde savaştırdığımızı düşünsenize. Hemen şuraya sallayayım. Oraya gelmeyecekti işte bak. Tabii bunu diğer gerçek oyuncularla oynarken böyle olmayacak. O da kitabı yolladı bana. Ben şu an gereksiz yürüyormuşum gibime geliyor. Örümceği sal abi şuraya. Sonra şuraya kaçacağım çünkü çok fazla hasar yedim. Ben direkt şunu bir sallayayım. Hata yaptım. Direkt ona saldırmam doğru değildi aslında. 9 tane yürüme hakkım kaldı abi. Adam sürekli troll çağırıyor. Ben de sürekli kitap çağırıyorum, benim sandık kitabı. Ama şimdi galiba o biraz daha akıllıca hareket ediyor ya. Şuraya geçip doğrudan ona hasar verebilir miyim ki diye düşünüyorum. Üzerime çok sağlam yürüdü. Ben de ona doğrudan oynayayım. 6 tane yürüme hakkım kaldı. Şöyle yine örümcekleri bir salayım. Ulan adam beni yenecek mi yoksa? Ben bot oyuncu diye küçümsedim ama bot da olmayabilir bu ha. Şöyle yine uzağa. Mesafeden mi çıktım? Ha, belli bir mesafeden sonra ona çok yaklaşamıyorum. Güzel abi, sağlam vurduk. Bunu da sal buraya. Yendim gibi bir şey ya. Galiba yendim. Orku da çağırdı ama çok da bir şeye fayda edeceğini zannetmiyorum. Canını çünkü bayağı aldım. Ama o da beni yordu ha. Bunun büyü sahasına girememek çok kötü bir şey. Ve bitti. Tabii ki online gerçek oyuncularla olan mücadelelerin çok daha iyi geçeceğine eminim. Oo, ikili düello yapacağız. Toplamda 4 oyuncu beraber savaşacak galiba. Ortadaki hakem mi yoksa? Şu ana kadarki görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım sarmadan izliyorsunuzdur dostlar. Şuraya trolli sallıyorum hemen dostlar. Hemen şuraya da sandığı sallayayım. Çünkü onlarla da onlar uğraşsın. Şuraya ben bir geçeyim abi. Çünkü önümü göremiyorum. Vur abi. Çok sağlam. Yapıştırın lan büyüleri. Biraz dolmasını bekleyeceğiz. Dur. Sal abi. Onların hepsini bir şöyle bir top haline alalım. Bu da çünkü sağlam hasar veriyor. Oo, zehirlendik. Zehirlendik. Zehirlendiğimiz zaman kartları falan kullanamıyoruz. Çok güzel bak. Bu büyü buraya cuk diye oturdu. Dur. Nereye gidiyorsun anasını ya? Şuraya ben bir örümcekleri dibime salayım da. En azından bana doğru gelen düşmanları. Şuraya geç abi. Sal şunu, bitti. Tamam. Kurtuluş yok. Güzel yendik. İkili düelloyu da kazandık ama tabii ki basit oldu bu. İlk baştaki daha da zorladı. Trip atma kızım, yendik işte. Tabii ki altın anahtarla. Bende kaç tane var? 4 tane mi var? Bakayım, 4 tane var. Açalım bakalım abi, güzel kart gelirse. Umarım bunların hepsi karttır. Kart yükseltme olayı da varmış. 14 tane de açalım abi. Bir tane mor geldi. 4 tane daha açabiliyoruz. Açalım abi. Heh, işte burası bizim olay. Şimdi şundan birini çıkartacağız. Şunları bir kesin almamız lazım abi. Şunun yerine şunu koyalım abi. Burada level 2 bir kartımız daha var. 4'e çağrılıyor. Şu iksir yerine de onu koyalım. 2'ye çağrılan bir kartı göndersek bu sefer nasıl olur ki ya? Şunu da koymak istiyorum ama. Şunun yerine şunu koyalım. Burada başka kartımız. Şu kitap işimi görüyor aslında ama başka şunu da koymak istiyorum yani. Bu ne yapıyormuş, buna bir bakalım. Neyse, bu şimdilik kalsın. Yeni destemizi çok merak ediyorum. Yeni destemizde hemen bize bir maç bulsun. Şu an online savaşacağız dostlar. Tabii ki karşımıza bot atma ihtimali de var ama online savaşıyoruz şu an yani, haberiniz olsun. Thomas.
İsmi gerçekten Thomas koymuş olabilir mi bilmiyorum. Bot da olabilir. Hani burada kesinlikle %100 gerçek oyuncuyla savaşıyor diyemiyorum. Çünkü oyuna erken erişim sonuçta. Hadi bakalım ama ben yeneceğim abi. Kafaya koydum. İlk olarak hemen sandık geldi mi? Sandık gelmedi. Koy abi şunu. Oyalansın. Şunlar oyalansın. Ufak başladım biraz. Tamam, çok yakınlaştılar. Şuraya saldım. Güzel hareketti bence. Ben onlara çok yakınlaşmayacağım. Burada ejderham geldi bir tane. Onu da salayım hemen şuraya. Bak bak. Of, ejderha yeteneğini gördünüz mü? Mükemmel. Bomba gidip onları vuruyor mu acaba? Aa, iki tane daha yanıma bir tane büyücü çıkarttım. Bu yetenek de güzelmiş. Şu hortumu sallayalım. Evet, bakın bu hortum yeteneği üzerinize doğrudan canavarıyla geldiği zaman çok iş yapar. Şu trolü bir salayım. Hep senin mi trolün olacak? Sandığı da salayım. Galiba bu çağırdığım zaten canavarlar yeterli olacaktır. Biraz daha open world tasarımı yapılabilir miydi? Bunun hasarının yüksek olmasını bekliyorum. Bunun üzerine gelince mi patlıyorsun oğlum sen? Tamam, sen öldün. Köşeye de... Aa, nasıl kurtuldun lan ondan? Gel buraya, oraya yetenek atabilir miyiz? Şu hortumu atarız her türlü de zaten... Bizim adam içinden geçti bile. Bizim troll daha doğrusu. 1.18. Gayet güzel sürede kestim. Ranked kasması çok zevkli olacak. Bakın, ciddi söylüyorum size. Oyunun bu savaş sistemi hem size aksiyon vaat ediyor... Aynı zamanda stratejik oynanış da vaat ediyor. Yani bunların ikisini aynı anda görmek bence mükemmel bir şey. Şimdiye kadar benden oyun tamamıyla geçer not aldı dostlar. Acaba bir kere daha atsam, bir kere daha maç atacağım, şey gelecek mi diye merak ediyorum. Hani gerçek oyuncu gelecek mi? İsminden anlarız. Jackson. Galiba bu da bottur. Slytherin mi ne bu? Farklı, Slytherin değil. O karga simgesi olandı galiba. Belki bu biraz daha zorlar dostlar. Evet, kitabı sallayalım abi. Kitap sallasın, tamam. Örümceklerimizi sallayalım. İki tane büyücümüzü hemen şuraya sallayalım. Kardan adam bir işe yaramasın. Yakın dur, yakın dur. Gayet güzel hasarımızı verdik. Köşeye sıkıştırdık gibi bir şey. Bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Gel abi. Yaklaş, yaklaş da bir uzaklaştırayım seni. Güzel de hasar veriyor bu hortum yeteneği ya. Şuraya geleyim. Yaklaşacak galiba. Bir işe yarayabilir. Aynen. Evet, bombacının şu an önemini anladım dostlar. Sal abi şunu. Abi, orkum geldiğinde orku salacağım dostlar. Çünkü ork diyorum, troll diyorum bazen, kusura bakmayın. Ejderha yeteneğim de geldi ama önemli olan benim burada şu an orku salmam. Güzel, sıkıntı yok. Gezdirsin bizi havada. Şu an yenme şansı yok. Uzaklaş abi şundan biraz. Örümceği de sal. Uğraşsın dursun. Çok seri bir şekilde kesmedi mi bizim trolü? Bunu sal aga. Büyücü arkadaş. Ha, o can dolduruyormuş bana. Kanka sen şöyle bir denk getirsem. Şuraya koy. En azından orku engelleriz. Bir dakika. Yürüdük bayağı. Tabi sal abi şuraya. Ork şununla oyalansın. Şu an 1 dakika 27 oldu bu. Biraz daha dayandı ama canımı düşüremedi. Kankam, ejderhamı salıyorum şuraya bak. İkisi de gelsin. Ejderha çok sağlam hasar verdi onlara. Şunu sal abi. Bu sefer çok sağlam hasar verdim. Güzel de yakaladım. Aa, öldürmedi. Gel kanka. Gel kanka, yaklaş. Bomba hızlı hareket ediyor. Bomba atan kart gerçekten hızlı hareket ediyor. Evet dostlar, şimdilik part 1 bu kadar olsun. Gerçekten Hogwarts diyorum, kusura bakmayın, aklıma sürekli Hogwarts Legacy de geliyor. O da çok büyük bir oyun olacak. Harry Potter Sihir Uyanıyor da mükemmel bir oyun. Ben çok beğendim. İlk bakış deneyimim gerçekten güzeldi. Siz çok sevdiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşlerinizi de yorumlara yazın. Ben sizin için part 2'yi de çekerim. İstemezseniz ben kendim zaten arka plandan videosunu çekmesem de mutlaka oynarım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.